doğan yurt. Yeşilin maviyle buluştuğu, huzur veren havası, misafirperver insanları ve en önemlisi doğal kestane balının en saf halinin bulunduğu Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu iline bağlı şirin bir ilçemizdir doğan yurt. İlçemiz M.Ö. 400. yüzyılda Pontuslular tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Pontuslular zamanında Gerias adıyla anılan Doğan Yurt'un ilk yerleşim alanı bugün sadece temelleri kalan kaledir. Yerleşim alanı zamanla bugünkü Meset Mahallesi ve Cumayanı semtlerinden oluşmuştur. Hoşalay adıyla bucak kurularak Kastamonu'ya bağlanmıştır. Cide ilçesinden ayrılarak İnebolu ilçesine bağlı Bucak olmuştur. 1962 yılında çıkarılan yasa ile ismi Doğan Yurt olarak değiştirilmiştir. 1990 yılında Bucak teşkilatlarının kaldırılmasıyla bir süre köy statüsüne dönmüştür. 9 Mayıs 1990 tarihinde çıkarılan yasa ile ilçe olmuş, 1 Eylül 1990 tarihinde İlçe olarak faaliyete geçmiştir. İlçe ve belediye aynı tarihte kurulmuştur. Doğan Yurt ilçe merkezi nüfusu 1400 kişi, köy nüfusu 4716 kişi olup toplam ilçemizin nüfusu 6116 kişidir. Bölgenin engebeli ve ormanlık olması sebebiyle yerleşim durumu genel olarak dağınıktır. Arazinin yetersizliği, işsizlik, köylerde yaşam koşullarının zorluğu gibi sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı bazı illere yoğun şekilde göç olmaktadır. İlçe merkezinde bir lise, bir ilköğretim okulu, bir yatılı bölge okulu bulunmaktadır. Yatılı bölge okulunda 238 öğrenci eğitim görmektedir. Okur yazarlık oranı %98'dir. Doğal güzellikleri bozulmadan günümüze gelmiş nadir ilçelerimizden biridir Doğan Yurt. Yeşille mavinin iç içe yaşandığı, orman ile denizin yan yana birleştiği, eşsiz doğa manzarası ile doğal güzelliklerin bozulmadan tabii halde kaldığı ender yerlerden biridir. Doğan Yurt'un sahilde yer alması turizm için doğal güzelliklerle doludur. Kıyı şeridinde doğal plajlar ve koylar vardır. Doğan Yurt, Kayran Köyü arasında Uzunkum Plajı, merkezde liman içi plajı, ailelerin rahatlıkla gelip piknik yapabilecekleri mesire alanları, gezilip görülmesi gereken doğal güzelliklerimizdendir. Doğan Yurt ilçemizden geçen Meset Çayı, dere ıslah çalışmaları ve çevre düzenlemesiyle hızla güzelleşmektedir. İlçe ekonomisi, tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılığa dayalıdır. Tahıl üretimi dışında genellikle bağcılık, meyvecilik, sebzecilik yapılmaktadır. Fındık üretimi yıllık ortalama 2000 tondur. Kestane ormanlarında kestane balı üretimi için eşsiz olanaklar sağlar. Doğan Yurt ilçemizde her yıl kestane balı için festival olmakla beraber Kestane Balı Festivali ilçemizin tanıtımında büyük paya sahiptir. Düzenlenen Kestane Balı Festivali Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde geleneksel hale gelmiştir. Hem bölgemiz hem de yurt genelinde büyük ilgi görmektedir. Kestane balı üretiminde ülke genelinde birinci sırada olmasıyla gururlanan Doğan Yurt, yılda 68 ton üretimi ve kestane balı kalitesi ile marka olmuştur. Doğan Yurt, görülmeye değer tüm güzellikleriyle misafirlerini ağırlamayı beklerken, geleceğe bu ümitle hızla ilerliyor.